Nasıl bugünkü? Zuhal Hanım, ben önce bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şimdi biz bugün dinlenme odasında beklerken... Evet. Erdem Bey birazcık uykuya daldı. Aa! Uykuya dalırken bir horladı, bir horladı. O kadar yani. O kadar. Evet. Ben videoya çektim. Yok, Gülşah Hanım'a attım. Ya. Ne? Yok. Yok canım. Aa, sabotaj, evet. Sabotaj. Hayır, yok, kesinlikle şey. Çektim ve Gülşah hatta yayınlayabilir. Yok, ben horlamam. Bir saniye Erdem. Yok, sen nereden bileceksin? Öyle böyle değil. Yalnız duyuyorsun. Duyuyorsun. Horlasam ben duyardım. Hatta ben de. Ya insan kendi horlamasını nasıl duyar? Kulaklarım çok hassas. Hatta ben de uyuyordum, onun horlamasıyla uyandım. Bir saniye dur, bir daha konuşayım. Nereden çıkardın? Uyuyordum, onun horlamasıyla uyandım. Çiğdem de uyuyormuş, senin horlamanın siz. Ne yaptınız? Yemin ediyorum burada el pembe. Ben böyle mi duracağım yani? Biliyorum. Oturdum 2 dakika ama hiç uyuyamadım. Erdem Bey. İçi geçmişken ya, horladı. Ben horlayan bir insan değilim. Videoya çektim ve ben göreceksiniz. Horlayan insanların horlamaması için bakın, bakın, uyku abdesti olan... Bakın. Ses, hayır, o ses efekti katmışlar onun üstüne, öyle bir şey yok. Yazın horlama siz sesi diye. Hayır, horlama sesi yazın çıkar. Ben değilim o. Siz deniz. Bu sen yok. Değil misin? Yok, ben yok ya, ben değilim. Siz herkesin açıklarını bir güzel konuşun, ya, konuşun. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Horlamaya gelince benim bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben şimdi bunu çekim arasında 5 dakika mola vermişiz. Ben siz nasıl oturuyorsunuz, uyuyor musunuz? İşte bir gafınız az var mı? Ha. Hiç ilgilenmiyorum, bakmıyorum bile. Yani nasıl böyle bir şey dikkat ettiniz, ben anlamadım. Ama Erdem, burnunda yani, falan geniz eti, meniz eti bir baktır istersen. Yani uyuyan başka birisinden herhalde geldiler, onu benim şeyle montaj yaptınız herhalde, uyuyan başka birisinden. Hani biliyorsunuz politikacılara böyle montajlıyorlar ya, altta dans ediyor falan o ciddi politikacı. Benim de böyle bir kafa montajı yapmışsınız. Ben inanmıyorum. Yemek yiyor, horul horul uyuyor. Burada yaptığı başka bir şey yok bunun. Karnını doyurmaya gelmiş sadece, bu başka bir şey yapmıyor yani açık konuşmak gerekirse. Bir de direkt yani artık şu sürekli protest benim canımı sıkmaya başladı. Çok ciddi anlamda. Bakacağız. Neler olacağını göreceğiz. Montajcısınız siz. Montajcı. Evet. Yani yapay zeka var biliyorsunuz. Yapay zekayı ben de kullanmışsınız. Kesin. O kadar yani, teknolojimiz var. Yine Allah'tan ki. Çiğdem o işlerle ilgileniyor musun ama sen? Ama ben çok fazla var ya. O yapay zeka var. Şaşırdım çok fena bir yerlere gidiyor. Ben çok şaşırdım. O yapay zeka çok fena bir yerlere gidiyor yani. Var ya. Yani burada adımınızı atarken çok dikkat etmeniz lazım. Her an dikizleniyorsunuz. BBG evi gibi. Görüyor musun? Bak. Kendini bir şey sanıyor ama yarın onu göreceğiz. Neler çevirdiğini göreceğiz açık konuşmak gerekirse. Ama ben, horluyormuşsun. Vallahi şu anda şokum, ilk defa duydum böyle bir şey. Teşekkürler. Hayır, horlamayan bir insanım ben. Çok cici, çok terbiyesiz uyurum ben yani. Terbiyesiz. Ya insanlık böyle. Hali horlarsın. Böyle yani. Uyurum yani. Ama horlamışsın. Allah'ım. Ama montaj diyor, yapay zeka diyor. O ben değilim diyor. Hayır, bana benzeyen birisi. Sana benzeyen birisi. Böyle bir montajlanmış. Ama horluyordunuz. Ama videodakilerini kabul etmiyorsunuz yani. Ya gayet de iyi horluyordunuz. Yok. İyi horluyoruz. Vay, yok, bir horluyacağım, bir horluyor. Kabul etmiyorum. Aslanlar gibi oturur yerde, bize, otururken böyle içi geçmiş. Böyle bir şey. Olmadığı için ne cevap vereceğimi de bilmiyorum. Horlamak kötü bir şey değildir. Her insan. Bunu tabii bak, ki, tabii ki. Erdem. Buyurun efendim. Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard. Bunlar mahkemelik oldular biliyorsunuz. Acayip davalar. Adamı uyurken habire uçakta çekmiş, orada çekmiş, Çiğdem burada çekmiş. Çiğdem Hanım da güzel yakalamış. Gerçi onun başka bir sebebi var çekmesinin ama o geldi Johnny Depp. Bak, seni Johnny Depp'le aynı kefeye koydum. Yani ben ne güzel defa, işte. Bak defa, yani ünlenmiş kadar, olur hayır, daha çok. İlk defa böyle bir şey benim başıma geliyor. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Eşiniz yani, size söylemedi mi hiç? He? Eşiniz size bekar söylemedi ya. Mi? Evlilik zamanlarında eşi. Zaman zaman belki söylemiş olabilir, hepimizin başına gelir ama ben olabilir, burada olabilir. Dinlenirken nasıl ama derin uykuya yatacağım da horlayacağım ya. Siz yapay zekayı çok güzel kullanan insanlarsınız, tebrik ederim. Erdem Bey, siz benim gözümün içine kadar bakıyorsunuz ya, evet. Horlarken çekmeleri gayet normal yani. Horlarken senin horlaman ama. Ne yaparken onlar montajlamışlar yapay zekayla. Yok artık ya. Yapay zekayla. Tabii yani ben onu kabul etmiyorum ama. Çiğdem'e bilmiyorum öyle bir şey kullanıyor musun? Ben hiç öyle bir şey kullanmıyorum kesinlikle. Var. Nereden aklınıza geldi ya? O an böyle bir çekeyim dedim, değiştiriyorsunuz. Siz ayağınızı bacağınızı toltuğa kıvırmış böyle. Evet. Anadolu usulü, köy usulü evlerde hani oturan hanımefendiler olur ya. Onun gibi oturuyordunuz en son gördüğünüzde. Ne ara elinize telefonu aldığınızda beni takip ettiğinizi. Yani
kadınlardan gerçekten korkulur. Bak sen. Çok kadınların düşmanlığı sağ olsun, kazanmamak senden lazım. Diyor, çok iyi geçinmek lazım kadınlarla. Yani iyi geçeceksiniz yoksa tabii, yandınız. Tabii, tabii. Aynen öyle. Onu söyleyeyim. İyi geçinin. Onun için ben Metro İsa Bey'le uğraşıyorum. Sizlerle uğraşmıyorum. Gerçekten de horluyordu. Yani resmen kükürüyordu yani. Ona horlamak diyemeyiz biz. Yani kendi bile inanamıyor öyle horladığını herhalde. Yok diyor, ben diyor horlama sesimi duymadım. Herhalde kendi horlama sesini duyamazsın. Yapay zeka değil aslında. Erdem Bey gerçekten horladı. O anda çektim, Gülşah Hanım'a attım, görmesini istedim. Yani ben hayatımda bu kadar süre ekranlara çıktım, birçok iş yaptım. Ama benim böyle uyurken horladığımla ilgili bir muhabbet ilk defa böyle bir bu programda gündeme geldi. Külliyen yalan, külliyen yalan. Ayrıca yapay zekayı devreye sokmuşlar burada. Ne işse gelmişler benim oraya montaj yapıp beni horluyor gibi böyle göstermişler. Bu da başıma geldi. Yapay zeka değil. Ama hoş da olmamış o videoyu çekmesi. Keşke insanlar yemeklerle ilgilense de böyle şeylerle ilgilenmesi.